Hollanda Amsterdam'da Ajax stadyumuna 5 dakikalık mesafedeki bir evde doğdu. Ve o stadyumda büyüdü. Hayır hayır, Ajax hayranı olduğu için değil. Babası kulübün malzeme sorumlusu, annesi ise temizlik işçisiydi. Babasının vefat haberini 12 yaşında bir çocukken almak zorunda kaldı. Annesi Ajax kulübünde temizlik işlerine devam ederken zaten kendisiyle stada gelip giden oğlunu altyapıya yazdırdı. Altyapıya kaydolan bu sarı fare hemen hocaların dikkatini çekti. Genç yaşta A takıma yükseldi ve lige çıktığı gibi Ajax tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. 16 takımlık ligi 13. bitirmişlerdi. Üstelik bizimkinin ilk 11'de çıktığı ilk maçta 3-1 mağlup oldular. Kara bulutlar sarmış gibi görünse de kahramanımızın ışığı herkese umut saçıyordu. 3-1'lik kaybedilen maçta öyle bir futbol oynamıştı ki tek golü de o atarak adeta önümüzdeki sezona mesaj veriyordu. Geliyorum. Bir sonraki sezon 23 maçta 25 tane gol attı Johan Cruyff ve Ajax şampiyon oldu. Öyle farklıydı ki bu farklılık görsel olarak da formasına yansıdı. Sakatlandığı için sezon başını kaçıran Johan Cruyff takıma döndüğünde 14 numarayı almak zorunda kaldı. 9 numarayı giyiyordu ama aman 14 olsun dedi. Ve o 14 takıma girip yine harikalar yaratmaya başlayınca elbette ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Ve o yıllarda forma numaraları sadece 1 ile 11 arasındaydı. Tek 14 giyen Johan Cruyff'tu. Peki neydi farkı? Bilinmiş klişe futbol dünyasına yeni bir fikir getirdi. Herkes üzerine düşenden daha fazlasını yapacaktı. Parola birlikte oynayalım. Yani total futbol. Ajax'ın kahramanı haline gelen Johan Cruyff aslında büyük bir tecrübenin, büyük bir sırrın o zamana uzanışıydı. Teknik direktör Michels, total futbolun yaratıcısı, öğreticisiydi. Anlayanı, yorumlayanı ve harika uygulayanı Cruyff ve arkadaşlarıydı. Michels, dünyanın en büyük takımına, Barcelona'ya transfer oldu. Ama aklı Ajax'ta kaldı. Fakat Johan Cruyff peşinden gidemezdi. İşi vardı çünkü. Daha memleketinin insanlarını hayran bırakacaktı. Ve öyle bir gün geldi ki genç Cruyff hayatta kaybettiklerine gururlu bir selam yolladı. Bir gün annesinin koridorlarını temizlediği Ajax stadyumunu dolduran insanlar yaşlı gözlerle gururla onun adını hep bir ağızdan haykırıyordu. Bu Cruyff'un Ajax'a teşekkürüydü. Ajax şampiyon oldu. Hem de ne şampiyon. Sadece Hollanda şampiyonu değil, bütün Avrupa'nın şampiyonu oldu. Dönemin ve günümüzün güçlü takımlarından İtalyan devi Inter, Avrupa'nın en büyük kupasının finalinde Ajax'la karşılaştı. O güne kadar İtalyanların dünya futboluna kabul ettirdiği, iddia edip başardıkları futbolun ismi Catenaccio'ydu. Yani hep beraber demir gibi defans yapalım. Cruyff ise başka bir şey söyleyerek çıktı Inter'in karşısına. Hep birlikte hücum edelim. Cruyff'un fikri harikaydı. Fikrini iki gol ile süsleyen Cruyff, Ajax'a Avrupa'nın en büyük kupasını getirdi. Ardından aday oldukları bütün kupaları. Sonra kupalarla beraber pazu bandını ve formasını kulübüne bıraktı ve dünyanın geri kalanını kendine hayran bırakmak için yola çıktı. Sırada Barcelona vardı. Esa la rumba de Barcelona,
Cruyff'un 14 numarası efsane oldu. Futbolla biraz ilgilenen herkes 14 numarayı gördüğünde hep onu düşündü. Hala ve bence sonsuza kadar onu düşüneceğiz. Öyle bir etki yarattı ki yalnızca bir fikir değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi armağan etti futbola. Barcelona'da üzerine düşen her şeyi yapıp, kendi ismine ait çalımlar üretip futbolu bıraktı. Ve sırada bu büyücünün teknik direktör sıfatıyla yaptığı her şeyi en baştan başarmasına geldi. Johan Cruyff teknik direktör olarak öyle bir sistem yerleştirdi ki bugüne kadar uzanan Barcelona başarısının tohumlarını ekti. Bir gün Barcelona'ya hoca olarak transfer olmasından sonra miniklerin antrenmanını izledi. Böyle bir adam kuruyor. Niye minik futbolcuları izlesin ki? Koskoca Barcelona teknik direktörü değil mi? Ama o izlerdi işte. Ve izlerken sağ açıkta pır pır gidip gelen çok heyecanlı, çok tatlı bir çocuk gördü. Hocasına sordu. Bu çocuk sağ açık mı oynuyor? Evet cevabını alınca, rica etsem defansın önünde oynatır mısın? Bir şey deneyeceğim dedi. Defansın önünde oynattı. Ve o çocuğa hayatında bildiği her şeyi öğretip büyük bir futbol fikri verdi. Çocuk büyüdü. Onun teknik direktör olduğu Barcelona'nın tam göbeğinde sihirbaz oldu. Ardından aynı takımın hocası oldu. Pep Guardiola, Cruyff'a çok şey borçlu. Hepimizin büyük bir teşekkür borçlu olduğu gibi. Ruhun şad olsun Cruyff.